Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan yapımı süren yatırımları yerinde inceliyor. Belediyeye bağlı birimlerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Zolan, göreve geldiğimiz günden bugüne elimiz için öncelik arz eden konularda çalışmalarımıza başlayarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Yol, asfaltlama, kanalizasyon gibi rutin çalışmalarımızın yanı sıra içme suyu, yeni açılan cadde ve sokaklar, hizmete giren parklarımız, otogar, Akvadi, Sevindik Vadi, kapalı spor salonları, kapalı ve açık yüzme havuzları, Bağbaşı yolu düzenlemesi gibi her biri kendi kategorisinde önem arz eden önemli yatırımlarımız arasında yerini aldı. Şehrin genelindeki mahallelerimizin cadde ve sokaklarının asfaltlanması, kaldırım çalışması, kilit parke döşemesi ve parklarımız, şehrin farklı bölümlerinde altyapı, asfaltlama ve parklar, vadi projeleri, kısacası şehrin dört bir yanında hizmete konulan ve devam eden projelerimiz sayesinde Denizli adeta şantiyeye döndü. Bu projelerimizin hizmete sunulmasının ardından Denizli'miz bir dünya kenti olma yolunda önemli bir adım daha atacak dedi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, 137 yıllık Denizli Belediyesi'nin son bütçesinin 565 milyon lira olarak öngörüldüğünü hatırlatarak, bütçemizi 565 milyon lira olarak öngördük. Bütçede yatırımların artmasına hız verdik. Seçim öncesi yatırım mı yapılır diye eleştiriler geldi. Amacımız görevde kaldığımız süre içerisinde bir fazla eseri Denizli'de yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Bu nedenle yatırıma ağırlık veriyoruz. Her yıl bütçede yatırımların oranı gittikçe artmaktadır. 3-5 yıl öncesine kadar bütçenin %40'ı yatırıma ayrılırken 2014 bütçesinde yatırımların oranı %56'ya ulaştı dedi.